Büşra lütfen şimdi müzik. Ahmet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, ben 1960 ve 1980 arası biraz dünya ile başlayıp ondan sonra hemen Türkiye'ye bağlayacağım Tamam. müzik çalışmalarında. Şimdi dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye siyaset sahnesinde de en böyle heyecanlı dönemin solo açısından 1960-80 olduğunu söylemiştik. Bu dönemde müzikal anlamda da yeni bir tarzda dönüşümlere kaynaklık ediyor dünya. Hem İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da yaşanan bir travma var. Hem de Amerika'nın Vietnam Savaşı'nda almış olduğu pozisyondan dolayı Amerika'da muhalif bir gençlik hareketi oluşuyor ve bunlar şu an bile kullanılan bir slogan patlıyor o dönemde. Make love not war diye, yani savaşma, seviş sloganı, hippiliğin sloganı haline geliyor ve o dönemde böyle bir hareket başlıyor. Bunun müzikteki temsilciliğini John Lennon, Pink Floyd, The Beatles gibi gruplar üstleniyor. Ve yeni ortaya çıkan bu müzik türüne protest müzik denmeye başlıyor. Yani protest müzik demek dönemin müzik anlayışından ayrıksı duran ve rock'n'roll şeylerle, enstrümanlarla harmanlanan rock enstrümanlarının kullanıldığı, daha ziyade isyan temalarının öne çıktığı, savaş karşıtı temaların bulunduğu müzik türü. Türkiye'de de 61 Anayasası'nın yaratmış olduğu böylece bir işte özgürlük ortamı var. Burada kültür sanat alanında özgür paylaşımların ve üretimlerin doğmasına vesile oluyor. Ama 1900'lerin başından beri Türkiye'de müzik piyasasında Türkiye'nin kendi dinamikleriyle oluşturabildiği bir sistem söz konusu değil. Bu alana hakim olan plak şirketleri genelde Amerikalı ve Avrupalı plak şirketleri var. Dolayısıyla müzisyenseniz de müzikle uğraşıyorsanız yabancı şarkılar söylemeniz gerekiyor 1900'lerde. Ancak işte yerli üretimler biraz daha artmaya başlayınca, yani daha doğrusu ithal ikameci ve işte yerli sanayinin kuvvetlendiği şeyler ve 45'lik plak teknolojisi ortaya çıkınca biraz daha yerli sanayi bu anlamda güçleniyor ve yerli şarkıların daha fazla üretilmesi söz konusu olmaya başlıyor. Yani 1960'ların öncesinde aranjman müziğin olduğunu, aranjman müzikle kastettiğimizin de batıdan, yurt dışından alınan müziklerin üzerine Türkçe sözler yazılarak ya da doğrudan yabancı dilde şarkılar okunarak icra ediliyor. Ama 1960'lardan sonra biraz daha yerli müziğin ve milli bir pop müziğinin yaratılmaya çalışıldığı bir dönem var. İlk bu anlamda milli, ya ilk pop müziği şarkısı mesela bugün bizim bildiğimiz Fransızcadan çevrilen "Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde". O mesela ilk aranjman müzik örneği Türkiye'de pop müzikte İlhami Gencer tarafından seslendiriliyor. Ama dediğim gibi 45'lik plak teknolojisi ve bu alanın biraz daha yerli plak şirketlerinin eline geçmesiyle protest müzik türü ortaya çıkacak Türkiye'de de. Milli bir Türk müziğinin geliştirilebilmesi için, ama batılı anlamda, yani batı enstrümanlarını kullanarak milli bir müziğin geliştirilebilmesi için bu dönemde gazetelerin de çeşitli yarışmaları var. Mesela Hürriyet gazetesinin altı mikrofon yarışması var. Milliyet gazetesi liseler arası müzik yarışmaları yapıyor ve bu yarışmalarda mesela birinci olan veya iyi dereceler kazanan isimler Cem Karaca, Moğollar, Haramiler gibi daha sonra protest müziğin temsilciliğini üstlenecek şeyler, müzisyenler var. Ancak uluslararası müzik yarışmaları söz konusu olduğu zaman burada yine aranjman müziklerle temsil edilmeye başlanıyor. Mesela Yunanistan'da gerçekleşen Apollon müzik yarışmasına Ajda Pekkan katılıyor bir aranjman şarkıyla yine. Aranjman müziğe bir alternatif olarak yine Anadolu türkülerinin batılı enstrümanlarla yorumlanıp coverlandığı şarkılar var. Tülay Germen ismi burada öne çıkıyor. Tülay Germen aynı zamanda 65 yılın 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkılarını seslendiren bir kadın sanatçı. Burada Yarının Şarkısı diye bir parçayla Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkısını oluşturuyor. Şarkıyı dinlediğim zaman
şu anki seçim şarkılarına hiç benzemeyen tınılar var. Çünkü çok operavari bir şey var, konsepti var parçanın. Ama umut dolu ve işte bir yarın olmalı tarzında bir söylemi var. Özetle 60'lara kadar piyasada hakim olan iki tür var. Bir aranjman müzik, bir de aranjman müziğin yoz olduğunu ve asıl olması gerekenin yerli müzik olması gerektiğini düşünen bir protest müzik akımı var. Ve daha da önce söylediğim gibi protest müziğin temsilcileri Cem Karaca, Moğollar, Haramiler, Fikret Kızılok gibi isimler var burada. Bunlar daha ziyade politik şarkılarını 1970'lerden sonra vermeye başlıyorlar. Ve daha önceki geleneğe, yani aranjman kültüre karşı net bir tutum sergiliyorlar. Dönemin politik tarzına da uygun olarak halkçılık temasının çok fazla hakim olduğunu görüyoruz parçalarda. Çünkü köy gerçekliğini gündeme getirmiş, işte Hidayet Hoca'nın da söylediği gibi fakir baykurtlar, Yaşar Kemaller var. Onları okuyup daha sonra bu okumalardan bir müzik türü çıkıyor aslında. Ve bunun adı da işte protest müziğin temsilci şeyi, Türkiye'deki versiyonu Anadolu Rock şeklinde çıkıyor ortaya. Mesela aranjman kültüre olan bir karşı duruş, net karşı duruş Fikret Kızılok'un bir şarkısında Ayda Pekkan'a yönelttiği bir şarkı bu. Şarkıdaki Maymun şarkının adı. Burada doğrudan Ajda Pekkan'a, yani kim takardı seni Paris'te, Londra'da ya da gerçek bir sanatta bir tek zeytin dalı mı taşıdığını yurdundan bir zahmet edip oralara diye bir böyle bir göndermesi var. Ve Türk müziğindeki bu protest tavır aslında yurt dışındaki örneklerine de benzer şekilde halk kültüründen etkileniyor, halk söyleminden. Halk, yani şey, mesela bizde kim var bu alanda? Köroğlu var, Karacaoğlan var, Dadaloğlu var. Hep buradaki şeylerden etkileniyorlar. Onların adları yeni şarkılarda sıklıkla geçiyor. Mesela Dadaloğlu'nun bu bildiğimiz en bilinen işte egemen şeye karşı, egemene karşı duruşu sergileyen bir söz var, sözü var. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Bunlar mesela çok fazla kullanılıyor şarkılarda, şeylerde. Yani protest müziğin aranjman müzikten de farkı aynı zamanda Batı'nın şimdiye kadar hep kullanılan Batı enstrümanlarıydı. Ama bundan sonra artık mesela kabak kemane, cümbüş, bağlama, kemençe, yaylı tambur gibi enstrümanlar da Anadolu Rock protest müzik çerçevesine dahil ediliyor ve bu enstrümanlar da kullanılıyor. Bir de ilginç gelen şöyle bir şey vardı bana. Bu protest müzik temsilcilerinin, yani bahsettiğimiz Cem Karaca, Moğollar, Haramiler, bu kitlerin hepsi yabancı dilde eğitim veren kolejlerden mezunlar. Yani Cem Karaca Robert Koleji'nden mezun, Moğolların iki üyesi Avusturya Lisesi'nden mezun ve Fikret Kızılok mesela Galatasaray Lisesi'nden mezun. Dolayısıyla hem ekonomik anlamda hem de kültürel anlamda zaten bir sermayeye sahip olan sınıftan geliyorlar. Bu da belki iki şeye işaret ediyor. Bir tanesi Türkiye'de, belki de dünyada söyleyebiliriz bunu tam olarak bilmiyorum. Türkiye'de sanat yapabilmek için, müzik yapabilmek için yani iyi bir sosyal, kültürel, ekonomik sermayeye sahip olmanız lazım. Belki bir bunu gösteriyor. Bir de yeni bir melezlenme olarak, yani Batı tarzında eğitim alıyorsunuz ve aslında Batı müziğindeki belki bazı eksiklikleri de görüyorsunuz ve onu kendi kültürünüzle harmanlayarak böyle bir Doğu-Batı sentezi oluşturuyorsunuz. Anadolu Rock vasıtasıyla diyelim. Büşra, bu çok önemli bir husus. Çünkü dikkatinizi hep teoriyle pratik çelişkisi çekmiştir. Türkiye'de sol söyleme sahip insanların çoğunluğunun beyaz Türk ve zengin ve aristokrat soylu ailelerden gelmiş olması çok ilginçtir. Yani işte gariban, maraba, yoksul vesaire, zaten bilinç falan filanın dışında bir isyan ruhu falan buradan gelmiyor. Fakir, fukaralıktan böyle sol, normal eşsizlik yaşayan onlar, ama mesela Türkiye'de neredeyse son zamanlarda siyasi iktidar dolayımıyla değişti görünüyor ama özsel ve içsel olarak bence hiç değişmedi. Sadece öyle görünüyorlar. Doktorların %90'ı ve mimarlar, mühendislerin falan %60-70'i hep solcudur, sosyalisttir. Ama çok zengin derler. Burjuva gibi hayat yaşarlar. Sol söylem ileri sürerler. İşte bu çok ilginç bir şeydir, yani tespittir. Çok ciddi bir
Türkiye'deki trajedidir. Yani Türkiye'de niye solun, hangi ne aşağı, mesela Murat Belge iyi bir sosyalisttir ama yalı gibi bir konak gibi bir evde yeri vardır. Güzelce Fransız o şarabını da çok güzel bir şekilde keyifle Kim maaş alıyor? Bana bu kadar maaş vermeyin mi des? Yok. Neyse yani böyle lüks ve konformizm içerisinde yaşar var. Emre yalı, kat, yat vesaire falan. Bu böyledir aslında biraz bazen Fransız solunda falan da bu bazı bu noktalar bu çok önemlidir. Yani dünyada da bazı kırılma ama Türkiye'deki trajedi daha yüksektir. Ama hocam bizde zaten İtal ikameci olduğu yönünde sıkça bir şey var ya. Tabii. O var. İşte ama üniversitede de hareketi olmuş. Söylediğiniz bu anlamda mesela yani niye mesela üniversitelere kadar inmiş oradaki gençlere, onların hepsi sonuçta zengin olmuyordur. Değil ama hareket ettirici nokta olarak onlar. Evet. Onlar etkileniyorlar. Kitle olarak yani işte bir kitle olarak geldiğin zaman Anadolu'dan geliyor. Bizler de işte kitlenin unsurları olarak Ankara, İstanbul'lara falan geldik. Farklı ideolojik toparlanmalar her şey içerisinde bir takım çeperler içerisinde mücadelelere bulunuyorsun. Ama sonra bakıyorsun ki bu İslamcılık için de geçerli, sosyalistlik için de geçerli, komünistlik, belki milliyetçilik için de geçerli olan diyorsun. Bizleri bu söylemlere götürüp oraya buraya afiş astıran, slogan attıran, militanlık yaptıranların bir bakıyorsun hayatlarının senin attırdıkları sloganla hiç alakası olmanın ters olduğunu. Herkes aldatıldı. Herkes kandırıldı. Gençlik, ben bu trajediyi ben 3. sınıfta falan yaşamıştım. Siyasal 3. sınıfta. Bir baktım ki ben dedim neyse kayıtlara geçmesin. Ben de çok hatıralarını yazıyorum. Sizin bu anlayışınız, dini anlayışınız, sizin mezhep vesaire falan hepsini reddediyorum dedim. Çıkıyorum dedim. Kendim olmaya çalışacağım bundan sonra dedim. Çelişkilerimle Ademiye mezhebini vurup devam edeceğim falan filan diye böyle laflar etmiştim. O yıllarda hatırlıyorum. Yani aynı benim gibi kırılmaları yaşayan, trajedi yaşayan Marksist bir arkadaşımla da biz ağladığımızı biliriz birbirimize. Yani neler yaşadığımız. O Marksist, ben işte İslami vesaire falan mahalleden falan geliyoruz ama mücadelelerimiz her gün beraber. Kızılay'da o başka bir eylem yapıyor. Ben öbür tarafta başka bir eylem yapıyorum ama yani eylem günlükleri. Şimdi bu trajediler, bu şeyler çok ilginçtir bu ülkede. Gençlerin işte 60'larda, 80'lerde hangi hallerde kullanıldıkları ya da nereye sürüklenildikleri, bunların hepsi ciddi bir şey isteyerek yapıldı. Yani bu hiç kimse kimseyi zorlamıyor ki. Çok içselleştirerek, bunun davasını güderek, kraldan daha fazla kralcı olarak. İşte Türkiye solunun trajedilerinden en noktalardan bir tanesi bu. İşte beyaz Türklerin bu sosyalist söylemi çok ilginçtir ki onların kirli sularında tırnak içerisinde yıkanmak isteyen beyaz Müslümanlar, AK Parti vesaire de kendi şeyini, beyaz Müslümanlığını yaratmak istedi ama beyaz Türklerinin pabucu dahi olamazlar. Olamadılar. Hiçbir şekilde olamadılar. Bak ne oldu? İşte ben bunu Çukur Ambarlaşma yazısıyla dile getirmiştim. Beyaz Türkler bu işi hak ediyorlardı. Bu işi içselleştirmeye, kültürel bir olgudur bu. Zenginlik meselesiyle ilgili, görmüşlük falan meselesiydi. Beyaz Müslümanlığı yaratamazsın. Niye AK Parti iktidarını, siyasi, işte askeri güç vesaire iktidarını kurdu da kültür vesaire, işte Tayyip Erdoğan, Alev Alaklar falan filan sonradan ikameci olarak anlatıyorlar, bir kültür iktidarını kuramaz. Kuramazsın, olamaz. Böyle bir şey olamaz zaten yani. Bu böyle çapulcu sürüsüyle, sonradan görmeyle, inşaat falan mühendisliğinden bin milyonları falan götüren bir mantaliteyle, İşte kendi şeyine karşı, işte Gazi Osman Paşa, işte Çankaya'na karşı onun alternatif olarak İslamlaştırılmış güya muhafazakarlaştırılmış çukur ambarlar yaratmak ya da Etiler ve Bebeklere karşı İslamlaştırılmış, zenginleştirilmiş falan Üsküdar'ları falan filan yaratma gibi veya da ne bileyim işte Fatih'i falan yaratma, ne bileyim Başakşehir'i falan yaratma, onların kirli suyunda yıkanmanın getirmiş olduğu problem de. Çünkü oranın bir geleneği var, bir geçmişi var, bir tarihi var, bir zenginliği var, gün görmüşler. Küçüklükten itibaren, çocukluktan itibaren, dedesinden, anneannesinden, dedesinden, her şeyinden gören bir görmüşlük var. Onu yapabilir, onu gerçekleştirebilir. Beyaz Türklüğün işte böyle zenginlikle, gün görmüşlükle mesela beyaz Türklerin çoğunda yolsuzluğu göremezsiniz.
yine yolsuzluk falan varsa, solda CHP solunun içerisinde varsa, onlar yine çaput başka yerlerden gelmedir. Köylülükten kurtulamamış falanlar da vardır. Çünkü yolsuzluk ona ihtiyacı yoktur ki. Ona bir şey yaptıramazsın ki. Ama nedir? İşte en büyük yolsuzluklar, en büyük mesela yolsuzluk, hırsızlık falan değildir diye açıklamalar nerelerden gelir? Bunu meşrulaştıran mekanizmalar tamamen bununla ilintili bir şeydir. Köylülük değildir. Dinle de alakası yok. Kayıtlara geçiyoruz ha. Kayıtlara geçsin, önemli der. Din uyardığın için teşekkür ediyorum sevgili aslanımız. Sağ ol, ama yani bunlar bir siyaset bilimi alanında çalışan, Türkiye siyasetini ilişki analizleri olan bir insan olarak ben bunları Türkiye'nin siyasal hayatı kitabının arkasındaki 50-60 sayfalık AK Parti analizinde de yaptım. Ama bakılır görülür. Ama bu kadar açıklıkla yapmıyoruz tabii bazı şeyleri. Akademik dille, üslupla yapıyoruz. Ama bütün bunlar var yani. Bütün bunları görmek lazım. Biz bir de sosyolojik, siyaset sosyolojisi analizi yapmak durumundayız. İşte bu sinemayı niye konuşuyoruz? Türk doğunu niye konuşuyoruz? Romanları, işte müzik falan meselesini. Bütün bunların oradan ritimlerini, toplumun o ritimlerini biz düşünmeyen oralarda görüyoruz. Yani oralarda biz işte izliyoruz, takip ediyoruz. Ama esas kurgu derken yani akan tahayyül, toplumsal tahayyül farklı bir mecra, farklı bir durum. Ha işte mesela şöyle bir şey işte düşünürüz mü? Benim bir arkadaşım vardı, AK Parti iktidar döneminde aşağı yukarı 10. mu? Kaçıncı yılındaydı? 13-15. mi yılındaydı? Ya dedi, çok zenginleşti. Durumu çok çok iyi oldu. Yani ya dedi, abi dedi, doyum olmuyor dedi. Yani şimdi arabam var dedi, en lüksünden. İkincisi var, üçüncüsü var. Yat var, kat var. Ne yapacağımı şaşırdım diyor. Yani ne, bana bir şey söyle diyor. Ya gidip ada alayım diyor. Ya da başka bir şey alayım, yat alayım falan. Şu hiç aklına gelmiyor. Ya işte belli bir doyuma, zenginliğe uğraştıktan sonra artık sanata, estetik, müzik, yeni bir şey öğrenmek, bunu gelmiyor. Müzik, resim falan, tiyatro falan. Bu gelmiyor, bu olmaz. İşte niye? Çünkü bu kültür meselesidir. Yani niye muhafazakarların ya da işte köylülükten kurtulan muhafazakar, bunun dinle, İslam'la da alakası yok. Köylülükle geçiş dönemiyle ilgili bir şeydir. Bu buradan niye şey çıkmaz? Sanatkar çıkmıyor. Niye Roma, çok ciddi romancı çıkmıyor? Niye böyle cins şeyler, şairler falan buralardan çıkıyor? Çok yani değişik şeydir. Edebiyat ya da sanatkar en önemli. Mesela mimar falan. Müzisyenler falan çok fazla çıkmaz. Niye Türkiye'deki en büyük, en iyi müzisyenler sol vesaire kesimden ve aynı şekilde de Alevi vesaire, azınlık vesaire diye bir görünen kesimlerden geliyor. Bütün bunların hepsinin tabii arka planı dediğim ki geçişle şeyle ilgili. Çünkü mesela neden çocuklarını şeyde okutmuyorlar? Uzun zamandır hep ne dendi? İşte tıp, mühendislik, hukuk falan filan, siyasal. Son yıllarda beraber muhafazakar vesaire kesme aile çocuklar artık böyle mimari, estetik, sanat, fakültesi, güzel sanatları falan filan. O da çok kısmıyor. O bile yok bile. Bu beyaz Türklerin, çocukların her birisi en azından bir müzik aletini bilir. Çalar yani bir şey, bir müzik şey ama yoktur öbürlerinde. Bu kültür meselesidir. Yani bu bir görme meselesidir. İçselleştirme meselesidir. Yaşam tarzı ilgili bir durumdur. Ha ileriki zamanlarda bütün bu şehirleşme ile ilgili bir şeydir. Yani şehirleşme ve yerleşikleşme ile ilgili bir şeydir. Hala Türkiye'de toplumun büyük çoğunluğu konar geçer gibi bir yerleşik ama konar geçer gibi bir hayat yaşıyor. Çadır kültürü. Türklerde çadır kültürü. Çadırın dışı, içi mükemmeldir, harikadır, temizdir, hijyeniktir, çok iyidir, iyi dizayn edilir evler. Ama içine gel, dışına gel, çapraşı, kötü, bu kentleşmenin böyle rezil, tahrip edilmiş, berbat olmanın, binaların arkası, evlerimiz ama batıdaki evleri falan içeritekine gittiğimizde bizimki çok daha iyiydi. Evlerin temiz değil, dizaynı işte, kadınlar falan, evin içi, çadırın içi çok iyidir. Çünkü kır kültürü işte, kültürü, çadır kültürü. Ama dışarıdan gittiğinde hiç bakmazlar. Ulan bir boya falan yapılır, mezbeledir yani. Boya değildir, bir estetik yoktur, ahenk yoktur, düzen yoktur. Niye? Bu bununla ilgili bir şeydir yani. Hala konar geçer, hala at üstünden inememiş. Araplar deve üstünden inememiş, Türkler at üstünden inememiş. Birisi işte çölün bedevileri, birisi kırın bedevileri. Hala yerleşikleşememiş, şehirleşememiş. Böyle bir toplum, neyse içimi dökeceğim. Ama bunu tuvalet kültürünün bile hala yeni oluşmaya başladı. Şükür bazı ilerlemelerin çok iyi oldu. Bir dönemle giriyoruz. Yani bu aslında bu kendimizi anlatmak, kendi içimizi dökmek. Yani ben çünkü bunları hep yaşayacağız, kafamız vura vura. Bu noktada oluyorsun. Bunu söyleyince topluma aşağıda yukarıdan bakıyor. Aydın olmuş, bak akademisyen olmuş falan filan. Benim köyümden, şeyimden falan bunlar tahliller yapınca analizler yapıyor. Kardeşim
Ya bir de bu işi valla bazen şöyle diyorum işte, hani Russo'nun falan filan söylediği gibi iyiye zorlanmak bazen, hani yukarıda kardeşim sen adam olmaksın, seni medenileştireceğim kardeşim falan diye bir şey tarz vardı ya tepedenin. Ya medenileşmek istemiyorum ben kardeşim, köylü kalacağım, rezil kalacağım, paçöz kalacağım, işte bir binalarımı çatlı çubuk olacağım. Yok kardeşim yapmayacaksın, medenileşeceksin, binanı da düzgün yapacaksın, esnemi yapacaksın diye zorlayacak ya. Yani. Başka bir zorlayıcı bir yoksa adalet, iyi, doğru, estetik, sanat diye bir şey gelmiyor yani. Cumhuriyet kadrolarından ne istediniz hocam ya? Yani böyle diyorsunuz Yani onların en büyük sorunu da ben istemedim de, onların bir gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür falan mantığıyla gitti. Yani o gitmeden görmeden o senin köy olmaz. Yani bir de köysel kalkınma yapmak istediler, köyde kalkınma olmaz. Köy enstitüleri mantığı yanlıştır. Kalkınma, medenilik vesaire falan filan, yani maddi ve sanatsal vesaire kalkınma şehirde olur. Onun için anlıyorum. köyde kırsal tarafta hiçbir şey olmaz. Peygamber bile, Bilge bile çıkmadı köyde kırsalda biliyorsunuz. Çıkmaz. Böyle bir şey olamaz. Köy. Köy köydür yani. Köy tam toplum değildir Farah abi anlamı söylediği. Tam toplum tekamül etmiş. Mutlu olamazsın köyde. Köyde iş bölümü yoktur. Yani boş zaman yoktur. Dolayısıyla iş bölümü yoktur. İş birliği vardır. İmece vardır. Disiplinsiz, gevşek. Evet. Ama şeye gide. Orada Bence. mesela boş zaman falan diye bir şey yoktur. Boş zaman olacak ki sanat gelişecek, edebiyat gelişecek, şiir gelişecek, felsefe gelişecek, başka bir şey olacak. Yani benim işlerimi başka birileri görecek ki, zaruri, haciyati, ihtiyaçları başka birileri görecek ki, ben o zaman oturacağım balkonumda ya da terasımda, çayım, kahvem falan da gelecek, temizlik vesaire işlerinde orada düşüneceğim boş zaman ve üreteceksin, yazacaksın, mimar, resim, işte bir şey yazacak, çizecek, edecek falan. Onun için bütün batıdaki sanatkarlar ve ressamlar nereden çıktı? Saraydan çıktı. Ya da işte doğadan çıktı. Büyük romanlar falan nerede yazarlar? Dağın ortasında, ormanın ortasında tek başına çok büyük bir günlerle, yıllarca kapanırlar. Bütün ihtiyaçlar giderilir. Onun boş zamanı vardı. Boş zaman bizdeki saçma sapan bir şekilde, boş zamanında ne yaparım? Müzik dinlerim, kitap okurum. Ulan saçma işte. Bu bile yerleşmiş bizim siyasal, maalesef toplumsal hafızamıza. Ulan keşke boş zamanım olabilse. Yok. Biz şu anda emek şey sürüyorum. Ben böyle diyorum. Köyde diyorlar ki köyde zaman geçmiyor. Hocam diyorlar, sen yanlış düşünüyorsun. Köyde zaman geçmiyor, şehir hızı geçiyor. Orada aslında zaman geçtiğini bile farkında değil. Köylü ya 6 ay, 8 ay çalışıp işte 4 ay kışın yatınca boş zamanı olduğu sanılıyor. Öyle bir şey yok. Kol emeğiyle, emel emeğiyle çalışan Marx'ın falan filan söylediği bunlar. Tiyatroya, sanata vesaire hiçbir gitmiyorlar. Bunlar eleştiriyor. Bilinç falan olmaz diyorlardı değil mi? Dertleri buydu. İş bölümü. İş bölümü en büyük sorun diyordu. İş bölümü ciddi bir şey değil ki, işte yöneten yönetilen ayrımı yani. İş bölümünün falan olduğu yerde işte eşitsizlik, mülkiyet bunu da temelde mülkiyettir. Mülkiyet ele geçirenler, mülkiyet olmayanlar. Yani neyse, bütün bu sirkülasyonlar üzerinden baktığımızda Türkiye toplumunun, Türkiye'deki muhafazakarların, AK Parti toplumsal katmanlarının ve hatta diğer partilerin falan çok ciddi çıta atlaması lazım. Belki onların torunlarının ileride geçireceği bir değişim dönüşüm de olabilir. Tabii şey bu tırnak içinde müşrik Koran'a izin verirse. Büşra devam et. Uzattım ben de. Kusura bakma. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Ben devam edeyim. 70'ler itibariyle bu müzik piyasasında daha fazla muhalifleşmenin görüldüğünü söylemeye başlamıştık ve işçilerin ve emekçilerin mücadelelerini anlatan şarkılar çıkmaya başlıyor. Mesela bugün hala dinlenen bu Fabrika Kızı parçasını biliyoruz. Tütün fabrikasında işçilik yapan ve onun minimal isteklerini konu alan bir parça. Orada tütün fabrikasında çalışan kızın istediği tek şey içmeyen bir koca ve bir ev. Ve bu şekilde anlatıyor bir işçi kadın portresi Fabrika Kızı parçasında. Yine işçi şarkılarında bir kilometre taşı olarak görebileceğimiz Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısı var. Bir işçinin bir burjuva kadına olan imkansız aşkını anlatıyor. Tabii bu şarkılar hem melodik olarak çok kuvvetli hem söz anlamında çok kuvvetli olduğu için mesela kuşaklar boyu hala dinlenen parçalar bunlar. Mesela Cem Karaca'nın çıkarmış olduğu bir albüm var. Albümün adı zaten başlı başına bir slogan niteliği taşıyor. Yoksulluk kader olamaz albümün adı. Burada mesela işçi sınıfının bilinçlenmesinin, sendikalaşmasının ve özgürlük hareketine dair çok fazla parça var. Bir parçalardan bir tanesi de mesela Durduramayacaklar Halkın Coşkun Akan Seline. Şarkının adı bu. Bu parçada tema gardiyanlar, yargıçlar, savcılar, kanunlar, yönetmelikler bir tarafta
halk bir tarafta. Yani bunlar halkın isteklerine karşı gelen devlet teşkilatını oluşturuyorlar ve halkla bir zıtlık içerisindeler aslında. Ama tüm bu şeye rağmen yine de halkın coşkun akan selini durduramayacaklar diyor Cem Karaca. Ve tüm iktidar aygıtlarına karşı bir örgütlenmeye de çağırıyor hep şarkılarında. Zaten 80 sonrası dönem, yani darbeden sonra Cem Karaca'nın tüm şarkıları yasaklanacak. Önce tamirci çırağı yasaklanacak. Komünizm propagandası yaptığı için orada bir işçinin burjuvaya kadına karşı bir aşk söz konusu. Önce o komünizm propagandasıyla yasaklanıyor. Daha sonra tüm parçaları yasaklanacak. Yine protest müzik temsilcilerinden biri de Selda Bağcan. O sol partilerin ve kuruluşların etkinliklerinde konser veriyor. O da 1980 darbesinden sonra sıkıntılar yaşayıp hapse atılacak bir kadın müzisyen. Yine 60 ve 80 arası müzik piyasasında Şanar Yurda Taban var. Bu Fabrika Kızı'nın aynı zamanda söz yazarı. O da 12 Eylül darbesiyle birlikte, 12 Eylül darbesinde Cem Karaca ile birlikte vatandaşlıktan çıkaracaklar. Cem Karaca'nın tekrar vatandaşlığa ve Türkiye'ye gelmesi daha Turgut Özal döneminde olacak diye hatırlıyordum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, öyle. Tüm bu popüler, mesela bu protest müzik, popüler müziği, aranjman müziği bir yoz müzik olarak ve boş vermişlik müziği olarak algılıyor. Yalnız Fabrika Kızı'nı seslendiren şey... Alpay. Alpay. Söz yazarı Şanar Yurda Tapan. Yani zaten kuzeniymiş Alpay onun. Öyle mi? Evet, kuzeniymiş. Kimin kuzeniymiş? Şanar Yurda Tapan'ın kuzeniymiş Alpay. Öyle mi? Fabrika Kızı'na ilk söyle. Bilgiler evet. Var işte. Oradan sanat çıkıyor, görüyorsun ayrı. Şimdi ben aslında bu parçaları dinlerken, bu dersi hazırlarken bir de bu parçaları tekrar bir dinleyeyim dedim. İşte klasik parçaları zaten biliyoruz. Cem Karaca'nın işte ve şey, Haramilerin, Moğolların şarkılarını. Bir de daha önce Cem Karaca'nın hiç dinlemediğim bir şarkısına rastladım. Şarkının adı Safinaz. Hiçbiriniz dinlememişsinizdir. Çünkü parça 18 dakikalık bir parça. Evet. Orada dersten sonra dinlemenizi kesinlikle öneriyorum. Aa, çok fazla hiç şey... şey yapıyor. Yani parça 18 dakika ve yaklaşık 4 bölümden ya da 3 bölümde oluşuyor diyebilirim. 3 bölümde de 4 bölümde de farklı melodiler devreye girecek. Nereden dinleyeceğiz? Hocam YouTube'da vardır mı? Var mı? Cem Karaca Safinaz yazarsa olur. O bir albüm zaten. Bu parçada bir kapıcı ailesini anlatıyor. İşte baba Kasım, anne var ve Asiye, bir de kızları var Safinaz diye. Hı hı. İşte çalışıp dinliyorlar bir şekilde. Sürekli işte anne gündeliğe gidiyor. Zaten 18 dakika boyunca bir hikaye dinliyoruz biz. Evet. Ama çok melodik ve inanılmaz derecede dinlettiriyor kendini parça. Daha şey, babası böyle işte Safinaz okusun diye ve annesi de Safinaz okusun diye elinden geleni yapıyorlar. Fakat işte böyle her şeye gelen zamlar ve işte Kasım'ın hiçbir şekilde maaşı artmayınca Safinaz'ı okuldan alıyorlar ve aslında çok güzel bir söz geçiyordu şeyde, parçada. Safinaz'ın okuyarak babasına da bir sınıf atlatacağı şeyi var, umudu var başta Safinaz okurken. Çünkü Safinaz'ın okuduğu kitaplar bir doktorun bir işçiden daha şerefli olduğunu söylüyorlarmış. Mesela böyle bir söz vardı benim dikkatimi çeken, ilgimi çeken. Safinaz okuldan alındıktan sonra 14 yaşında fabrikada işçiliğe başlıyor ve sendikasız, işte iş güvencesiz bir ortamda çalışmaya başlıyor. Ve bundan sonra aslında biz Türkiye solunun ve Türkiye solundaki erkeklerin Türkiye solundaki kadınlara karşı bir şeyini, şüphesini görmeye başlıyoruz. Burada mesela Safinaz burjuva kadın isteklerine doğru bir şey, heyecan duymaya başlıyor. Yani bu nedir? Mesela makyaj malzemeleri, pudra işte, ve kazandığı paralarla işte ufak ufak bir pudra alıyor. Kroplu çorap alıyor, ayakkabı alıyor falan. Bunları anlatıyor Cem Karaca ve bunlardan da biraz böyle işte tekinsiz olarak bahsediyor aslında. Evet. Ve daha sonra başka birinin hikayesine geçiyor. O da Niyazi diye bir karakter. Fabrikaya babasının torpilini kullanarak girmiş. Burjuva bir aile çocuğu o da. Ve fabrikada takılıyor yani sadece. Herhangi bir iş yapmıyor.
Ve Safinaz daha sonra Niyazi'nin hem burjuva oluşundan hem de işte kendisine ilgi gösterişinden etkileniyor. Ve Niyazi Safinaz'a bir kötülük yapmış oluyor daha sonrasında. Kötülükten sonra da Safinaz bu fark ediliyor şeyde annesi tarafından ve babası tarafından. Daha sonra Safinaz dövülüyor ve kendisi evden kaçıyor. Bu şekilde bitiyor şarkı. Ve işte Cem Karaca aslında son şeyle tek Safinaz üzerine aslında tüm kadınlara, Safinazlara diye sesleniyor. Yani mesela evden kaçmak kurtuluş mu? Bu bir kurtuluş mu? Ve işte kadın sokağa çıktığı zaman nelerle karşılaşacak? Bunlara dair kaygılarını dile getiriyor şarkıda. Bir de bu dönemde bahsetmek istediğim şey şuydu aslında. O dönemde kadının yani 1970'lerde, 80'lerde solcu kadınların hep böyle burjuva kadınlara özenmesini durdurma söz konusu. Dolayısıyla mesela kadınlar arasında da feminist hareket bir burjuva kadın hareketi olarak görüldüğü için doğrudan biz feministiz ya da feminist hareket aslında çok fazla desteklenmiyor. Orada bir yoldaşlık hareketi var sadece. Dolayısıyla feminizm çok fazla böyle arkasına yaslanılan bir şey değil o dönemde. Sahiplenilen bir söylem değil solcu kadınlar arasında bile. Erkekler açısından da işte mesela Fatma Gülbertay bu benzetmeyi yapıyordu. Nasıl ki İslamcı cenah için kadın bazen bir fitne unsuru olarak görülebiliyor. Aslında aynı dönem 70'lerde kadının burjuvaya kayabileceği gerekçesiyle Türkiye solunda da görünen bir hareket aynı zamanda. Ve başka okumalarından da 1960'taki mesela o işçi partisi hareketinin içerisinde erkekler kadınların apolitik olmasıyla hiç ilgilenmiyorlar. Onlar için mühim olan sol hareketin içerisinde. Yani işte evde çocuklara bakması, yemek yapılıyor mu bu şeyde geçiyor. Sadece 70'lerden sonra çiftlerin birbirini geliştirmesi politik anlamda böyle bir kaygı duyulmaya başlanıyor. Hatta daha önceki derste bahsettiğim gibi bir kurtuluş çevresinden bahsetmiştik, kurtuluş hareketinden. Evet. Onun aynı adı taşıyan bir kurtuluş gazetesi var. Burada şöyle bir karar çıkarmışlar. Her erkek birlikte yaşadığı kadın, sevgilisi, eşi, kimse ona bir saat eğitim verme politik anlamda. Böyle bir karar çıkarmışlar yani. Bu da mesela çok ilgimi çekmişti. Ve kadınlar aslında çok da Cumhuriyet dönemine benzer bir şekilde böyle dişil özelliklerini dışarıda bırakarak hiçbir şekilde onu sahiplenmeyerek unisex formalar giyiyorlar. Gösterişsiz, makyajsız şekilde çıkıyorlar kamusal hayata. Ama özellikle şey bu illegal hareketlere geldiğimiz zaman solda kadınlar daha fazla ikincileştiklerini ifade ediyorlar. Çünkü işin içine biraz daha silahlı mücadele girdiği zaman kadınlar otomatik olarak bir ikincileşti. Çünkü onlar silahlı mücadeleye giremez şeyi var ve onlar daha çok evde ve hani gecekondu örgütlenmesini sağlayan yapıda yer almaya başlıyorlar. Ya da işte polis baskınları olduğu zaman yine evde o şeyi gizleyen bir karakter olarak davranıyorlar. Mesela devrimci kimliklerini nasıl göstermeyecekler belki o zaman evde birilerini saklıyorlarsa daha ziyade makyaj yaparak bir burjuva kadın imgesine bürünerek. Yani bu şekilde bir araçsallaştırma söz konusu olduğu söyleniyor o dönemdeki kadınların sol hareket içerisindeki yerinde. Deyip bir de bu alanı bahsetmemiştik. Safinaz şarkısıyla bu alandan da bahsetmiş olabiliriz. Evet, evet onu hemen heyecanla izleyeceğim birazdan şeyde dinleyeceğim. Çok çok teşekkür ediyorum ya. Yani hakikaten güzel oldu. Yani çok üçü de birbirini tamamladı. Ağzına sağlık, yüreğinize sağlık. Gerçekten iyi hazırlanmışsınız, olayı özet vermişsiniz. Valla farklı bir şey oldu. Buna benzer şeyler hep yapalım. Bunu da paylaşacağız. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten emekleriniz için. Çok memnun oldum, mesrur oldum. Sağ olun. Ben de birçok şey öğrendim. Birçok şeyi de biraz daha edebiyat, sinema vesaire konusunda yine biraz vakit buldukça belki emeklilikte olursa
O sıra daha çok yoğunlaşacağım. Bu anlamda kendim hep eksik hissediyor. Yok felsefe, teori, siyaset falan filanlarla böyle kuru onlarla böyle geçirdik hayatımızda. Bir de hayatın bir sürü şeyleri var. Onun için bence dolu dolu keyif ala ala sanatla, edebiyatla, şiirle de hemhal olun. Yani yaşlarınız falan varken tabii imkanlar falan meselesi. Bu bir işte mesele kültür meselesi yani kültür. Tamam çocukluklarımızda roman, hikaye falan bol bol çok okuyorduk falan ama bu işte devamı gelmedi. Biz farklı alanlarda yoğunlaşmak istedik. Gerçi yapıyla da ilgili bir şeydi. Ben mesela çok da duygulardan ziyade daha çok şey işte mesela düşünce uğraşıyorsun. Ama hayattan işte zevk almak, keyif almak, mutlu olmak başka alanlarda da insan kendini gerçekleştirmesi açısından önemli. Dolayısıyla güzel oldu yani benim açımdan da besleyici oldu. Mesela Türk sağını konuşsak sanat, edebiyat, şiir ne kadar konuşacağız? Çok sınırlı konuşuruz gibi geliyor bana. Yani çok fazla olmaz yani bu kadar akışkan olmaz ki siz bunun bir kısmını verdiniz yani. O kadar derin derya bir şey var ki her bir bu konuda üniversitelerin bölümleri falan çalışıyor. Bazı hocalar anlatıyorlar biz de dinliyoruz. Yani çok çok derya bir şey var yani işte bu sol sağ meselesiyle ilgili değil. Söylemiş olduğum gibi tamamen işte o beyaz Türk diye kodlanan işte bu solda kendini gerçekte söylem olarak öyle ama yaşam tarzı, kültür ve geçmiş gelen şeyler. Bütün mesela sanatkarlara falan bakarım bu şeylere. Bunların çoğunun kökenlerine bir gidin. Kimin çocuğudur, kimin torunudur? Hangi ailenin, hangi soylu vesaire ailenin ya da zengin vesaire burjuva ve vesaire ailenin geleneğinden geliyor, eğitiminden geçmiş oluyor yani. Bu başka türlü olması çok zor. Evet arkadaşlar ben şöyle önce çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bayağı iyi oldu. 2 saat, 2,5 saat oldu. 10-15 dakika konuşmuş olsak bile neyse ben kaydı kapatacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra konuşuruz. İyi günler diliyorum.